Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün Pınar Kaynağ'ın cinayeti, tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Pınar Kaynağ'ın 10. duruşması görülüyor Trabzon Adliyesi'nde. Az sonra duruşma başlayacak. Haber koordinatörümüz Gökhan Bektaş da bu duruşmayı takip edecek Trabzon Adliyesi önünde. Gökhan günaydın. Güzel gelişmeler de var öğrendiğim kadarıyla. Müge Hanım, Trabzon canavarı kim ya da kimler sorusunun cevabı. Birazdan başlayacak Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yanıt aranacak. İki tutuksuz sanık da adliye koridorlarındaydı. Onlar da birazdan mübaşirin kendilerine seslenip içeriye davet edilmelerini bekliyor. Aynı zamanda Kaynak ailesinin avukatıyla görüştük ve kendisi tutukluluk halinin devamı için yeniden bir talepte bulunacaklarını söyledi. Bu arada bir son dakika haberini de sizinle paylaştık. Paylaşmak istiyorum. Yapmış olduğunuz yayınların ardından Trabzon Baro Başkanı Sübel Su İçmez'de müdahil olarak duruşmalara katılma kararı aldı. Evet, az önce tekrarladığım bilgileri yenilemek gerekirse birazdan başlayacak duruşmada hakimin vereceği kararda gözler. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Sen de içeri gireceksin. Bana mesaj yaz. Bu iyi oluyor, duruşmadan canlı yayın mesajlarla. Biraz telefonla fazla ilgileniyorum ama güzel oluyor. Senden bekliyorum çünkü... evet, Pınar Kaynağ'ın avukatı ki baro başkanı da Pınar'ın lehine duruşmalara katılacağını belirtti. Kendisine teşekkür ediyorum Sibel Hanım'a. Pınar'ın avukatı, avukatları tutuksuz yargılamanın doğru olmadığı kanaatinde. Nedenini de avukatla bir röportajımız var. Hazırlayın arkadaşlar. Onu da hemen duruşma başlamadan Pınar'ın avukatıyla yaptığımız ismini söyle Kebriye. Evet, avukat Selahattin Onay efendim. Avukat Selahattin Onay ile yaptığımız görüşmede şimdi röportajı izleteceğim. Diyor ki yani niye tutuklandılar, niye serbest kaldılar anlamadık. Çünkü serbest kalmaları için yani tutuksuz yargılanmaları için hiçbir yeni gelişme yoktu. Zaten DNA örnekleri o zaman da vardı, bu zaman da vardı. Niye şimdi onlar serbest kaldılar? Sonuçta kızın tırnağındaki tek DNA örneği arına ait. Neden şimdi bunlar dışarıdalar? Biz de anlamıyoruz ve buna itiraz edeceğiz demişti. Evet, rahmetli Pınar Kaynağ'ın avukatı Selahattin Onay. Bakın davayla ve duruşmalarla ilgili neler anlattı. Bu arada önemli bir konuğum var stüdyoda. O da Pınar'ın arkadaşı. Hoş geldin sen de. Aslında bize program başladığından beri çok sayıda bilgi verdin. Teşekkür ediyorum. Bugün de stüdyomuza geldi. İsmi bende gizli ama zaten hani bilen biliyor o çevreden. Önce isterseniz avukat neler anlattı bir izleyelim, sonra arkadaşa döneceğim. Çünkü arkadaşı diyor ki burada hani bir sürü kişi konuşuyor arkadaşlarının ama temelsiz konuşuyorlar. Öyle onların anlattığı gibi olamaz diyor aslında. Aynen, bizim evet. De kanaatimizi doğrulayan açıklamaları var. Önce avukat. Pınar Kaynak cinayetinde baba Mehmet Kaynak adına davanın avukatlığını üstlenen Selahattin Onay'la da görüştük. Arın ve Nuri'nin tutuksuz yargılanabilir, neden tahliye edildikleri konusunu şu noktada ben eleştiriyorum. Adli tıptan gelen rapor bu süreçte alınan DNA örnekleriyle, yani o sperm örnekleriyle Arın ve Nuri'nin örneklerinin tutmadığı zaten biliniyordu. Yani bu dosyaya yeni giren bir şey değil. Pınar'ın tırnağının arasında çıkan DNA üzerine ve verdikleri ifadelerin çelişkileri üzerine tutuklandılar. Dosyada bir gelişme olmadı. Yani lehlerine bir değişiklik olmadı. Tahliyelere itiraz edeceğiz. Verilmiş olan tahliye kararına biz de itiraz edeceğiz. Kişiler henüz aklanmış değil. Tabii ki bir ceza da almış, suçlara sabit de bulunmuş değil. Ancak suçsuz da bulunmuş değiller. Yargılamaları devam etmekte. İlk günden itibaren davayı takip eden avukat Onay'a göre Arın ve Nuri'nin o gece neler yaşandığını açıklıkla anlatmaları gerekiyor. Ben yine şu hususta da dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şayet o gece Nuri ve Arın Pınar'ı bıraktıysalar ve olayın akışına yine savunmaları doğrultusunda 5 kişi veyahut da daha fazla kişi tarafından Pınar alınıp zorla bir araca bindiriliyorsa ve tecavüz ediliyorsa başkalarının DNA örneğinin Pınar'ın üzerinde çıkması gerekirdi ama çıkmadı. En son çıkan yani Pınar'ın üzerinde, ellerinde özellikle tırnak arasında çıkan DNA örneği yine bu sanıkların DNA örneği. Eğer olayla ilgisi yoksa ben Arın ve Nuri'ye de sesleniyorum. Şu an tutuksuzlar. O gecenin ne olduğuna dair daha açık ve net bilgilerin verilmesi gerektiğini, vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Pınar kaynağı çevresindeki pek çok kişiden DNA örnekleri alındığı da ortaya çıktı. Ama henüz talihsiz kadının üzerindeki DNA ile alınan örnekler arasında eşleşme rastlanmadı. Alınan DNA örneklerine kod verildi. Bu kodlarla
bazı kişilerin, bunlar gizli tutuluyor. Birçok kişiden DNA örneği alındı. Tabii Murat'tan alınıp, sevgilisi olduğu söylenen Murat'tan alınıp alınmadığı hususunda net bir bilgi yok. Gizli tutuluyor. Eşleştirmeleri yapılıyor. Eğer tutarsa açıklanıyor. O yüzden henüz tespit edilmiş kişiler yok. Pınar Kaynağ'ın babasının avukatına göre bu cinayet sadece cinsel bir suç tipine uymuyor. Cinayetin nefretle işlendiği göz önüne alındığında ardında başka nedenler de olabilir. Yani dosya sanki cinayet cinsel amaçla işlenmiş gibi bir algının tek olarak o yönden bakılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü canavarca hisle işlenmiş bir cinayet. Başının taşla ezilmesi, boğazının defalarca kesiklerin oluşturulması. Yani burada farklı bir şey var. Bir kinle öldürüldüğü kesin. Pınar Kaynağ ve annesiyle Arın arasındaki görüşmenin de hayatın doğal akışına uymadığını savunuyor avukat Selahattin Onay. Annesinin de bazı şeyleri doğruyu söylemediğini söyleyebilir. O gün Arın'la birlikte, Pınar üçü birlikte eğlenmeye, biz gittik eğlendik, yedik içtik gibi bir beyanda bulundu. Ama elimizde fotoğraflar da var. Yani gittikleri yer Maçka'da bir yer, öyle gezilecek bir yer değil. İnsanların daha çok alkol almak için gittikleri bir yere gittiler ve yani bu olağan bir şey değil. Cinayetle ilgili bir başka kritik isimse Pınar Kaynağ'ın son iki gecesinde bir arada olduğu arkadaşı Tuğba. Acaba bugüne kadar cinayeti aydınlatacak bir bilgi vermemesinin nedeni korkması olabilir mi? Tuğba yayına bağlandıktan sonra söylediği beyanlarda biz samimi değildik, arada bir işte otururduk vesaire gibi beyanlarda bulundu. Yeteri kadar açık konuşmadı. Samimiydiler. Yine birlikte geceleri eğlenmeye, Murat'la birlikte, üçünün birlikte, yanlarında yanılmıyorsam başkaları da vardı, yine eğlenmeye gittiklerini söylüyor. Biraz daha fazlasını bildiğini düşünüyorum ama korkuyor da olabilir. Ortada bir cinayet var. Henüz failler yakalanmış değil. O yüzden benim de başıma bir şey gelebilir. Korkusu da yaşıyor olabilir. Şu noktada bence herkesin bildiğini söylemesi gerekiyor. Avukat Selahattin Onay, Trabzon'daki mükanlı izleyicilerine de bir çağrıda bulunuyor. Trabzon'da insanlar susmaz. Bence birileri bir şeyler gördü o gece. Yani mahkeme herkese ulaşamayabilir ama bu program sayesinde herkese ulaşmak söz konusu. Bence herkes bildiklerini söylesin. Evet, Trabzon susmaz. Trabzon sonuçta dışarıda da yaşayan bir evet. Şehir ve bu kadar vahşice işlenmiş bir cinayette ses...